Herkese selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Londra video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Yani gerçi niye söylüyorsam başlıkta da görüyorsunuz. Arkadaşlar bugün Ant-Man and the Wasp Quantumania'ya gidiyoruz. Yani bugün Ant-Man and the Wasp'ın çıktığı gün, tüm dünyada bugün çıkıyor. Ama Türkiye'mizde malum yaşanan durumlardan dolayı birazcık daha ertelendi. Ama tabii ki siz bunu izledikten sonra zaten çoğunuz filmi izlemiş olacak. Arkadaşlar gerçekten çok ama çok heyecanlıyım. Film 13.10'da. Şimdi okula gidiyorum. Bu arada üstümde de şöyle bir Marvel şeyi yaptım, konsepti yaptım. Şöyle göstereyim. Tabii ki de Ant-Man tişörtüyle gitmek isterdim ama inanın arkadaşlar bu havada tişört kesinlikle giyilmez. Zaten Ant-Man tişörtü öyle güzel bulamadım. Gerçi buldum ama tişört. Yani tişört olduğu için de ama alacağım. Alışveriş vlogunu saklıyorum, onu da göreceksiniz. Bu şekilde arkadaşlar, o zaman vlogumuz başlasın. Hadi bakalım. Okuldan çıktık arkadaşlar şimdi. Şimdi Zafer'le buluştuk. Önce bir figürcüye bakacağız. İşte Ant-Man kıyafetine falan bakacağız. Figürler falan var mı diye. Gerçi ben figürlere baktım. Haziran ayında gelecek diyorlar. Ama gene de başka diğer figürlere bakarız. Ondan sonra filme doğru geçeceğiz. Filme saat dediğim gibi 13.10'da. Bir buçuk saat falan vaktimiz var. Öyle turluyoruz yani arkadaşlar. Siz de biz de turlayın, gezin. Evet, Ant-Man'i izleyeceğiz. Ondan sonra ne yapacağız? Ondan sonra işte... Ondan sonra öyle olacak. Ondan sonra öyle olacak, aynen takılacağız. Aa, ben sana atarım playlist'e. Arkadaşlar şimdi figürcüye geldik. Şöyle. Zaten daha önce de ilk vloglarımda görmüşsünüzdür. Burayı çekmiştim ama burayı çok detaylı çekmedim. Sadece böyle direkt Marvel kısmını çekmiştim. Şimdi de öyle yapacağız. Daha sonra alışveriş videolarında burayı size daha detaylı bir şekilde göstereceğim. Şimdi biz kendi alanımıza doğru bir gidelim. Şunlar çok tatlı ya. Evet, tatlı güzel. Evet, şimdi bizim kısma geldik arkadaşlar. Ürünler çok güzel. Zaten daha önce de göstermiştim. Ama detaylı şekilde daha sonra göstereceğim. Şimdilik burası bu şekilde. Arkadaşlar Zafer bana doğum günü hediyesi alacağını söyledi. Hangisini istiyorsun dedi. Venom bu. Ben dedim ki bunu istiyorum. Dedi ki bu Venom dedi, kötü adam dedi, bunu alma dedi. Bu Footer Foundation al dedi. Kanka o Venom değil ama. O da Stealth Suit. Yani tamam, gizli bir Spider-Man. Tamam, o da Spider-Man, bu da Spider-Man. İkisi de aynı karakter. Oğlum bu Spider-Man değil. Bak Venom hangisi biliyor musun? Ben sana Venom'u göstereyim ben. Bak Venom. Venom nerede? Venom'u almışlar galiba. Evet, Venom'u almışlar. Venom şurada bir yerdeydi. Onu almışlar kanka. Bak bundan bende var. Şuna mı bak? Aha. Şimdi birazcık daha kolaçan edelim, ondan sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Evet. Batman mı? Severim. Zaten DC'den tek sevdiğim karakter de Batman'dır arkadaşlar, bakın. Burada da böyle DC figürleri var. Shazam'a bak, Shazam iyiymiş. Shazam. Evet. Filmi çıkmıştı ya bunu. Yani ben çok şey yapmıyorum, hani Batman'i tek yani seversen severim. Aa bakın arkadaşlar, dediğim tişört bu işte. Ant-Man tişörtü. Bunu şimdi de alışveriş videosunda alacağım. Aynen kaliteli değil mi? Bayağı yumuşak asıl ve güzel. Asıl. Asıl sen oğlum. Abi oğlum şimdi yırtılacak. Şöyle X-Men şapkası bak burada çok iyi. Bak burada Guardians of the Galaxy'den Star-Lord için bir tişört. Onu da almayı düşünüyorum. Ne buldun lan? Iron Man'in geldi. Şey, Nano eldiven. Kumbaro. Altında delik. Ha orada evet. Hayır orada kapak var. Ne kadar oradan olmuş, alıyorsun. Bir dakika, buradan da atıyorsun parayı. Yani işte. Ne kadar gerekti ki? Şimdi hırdavatçı dükkanına girdik arkadaşlar. Zafer şu anda bir şeyler arıyor. Burada ne arıyorsun kanka? Yıldız? Yıldız uçtu bir daha. Yıldız uçtu bir daha. Ne yapacaksın onu? Kaç işim var ya. Askılı geleceğim.
İşte arkadaşlar görüyorsunuz. Adam el emeğiyle kendine bir şeyler yapacak. Çekişte var da işte. Duyarlar. Keşke duyarlar. Ya yani sıkıntı olabilir, doğru söylüyorsun. Burası var ya tam senlik dükkan ha. Değil mi? Bir arkadaki dükkan tam benlik, burası da tam Zaferlik. Daha kötüsü. Burası daha, daha iyi. Hehe görürsün şimdi daha mı iyi değil mi? Arkadaşlar şimdi sinemanın olduğu yere geldik. Leicester Square'deyiz, şöyle göstereyim. Gireceğimiz sinemanın ismi Cineworld. Burada özel bir sinema. İçinde de zaten tek onda IMAX varmış burada. Çünkü Ant-Man bu, yani bu film kesinlikle IMAX izlenir arkadaşlar. O yüzden de IMAX olan bir sinemaya gelecek. Şimdi önce evet arkadaşlar şimdi sinemanın olduğu yere geldik. Leicester Square. Gangway! Bu! Hiç! Dedim ne oluyor? Sinemada burası. Seni göstereyim. Ne yapalım, girelim mi yoksa daha var, gezelim mi şuralarda? Saat kaç? Saat 12.30. Bir saat var. Oturalım mı ya? İyi oturalım, gel şu tarafa doğru gidelim. Oğlum Lego'ya girelim diyecektim. Lego da çok kalabalıkmış. Lego kalabalık. Başka zaman girelim. Oo. Bir sıra var önünde arkadaşlar, var ya bak şöyle. Aşırı kalabalık ya. Ne? Ant-Man için geldi zaten. Olabilir. Ya da Violet için geldi. Ant-Man için gelmiş olabilirler. Ama şu anda sinemanın olduğu yerde hani çok fazla kalabalıklık görmedim. Belki de zaman erken olduğu için olabilir. Biz erken geldik kalabalık olmasın diye. Kalabalıkla yakalanmayalım diye biz erken geldik. Ama bakacağız. Bizim Darth Vader abi yine orada. Bunlar da şarkı için şey yapıyorlar. Selamünaleyküm. Onu şuna bak lan. Oğlum heykel zannettim, Allah çarpsın. Oğlum heykel zannettim ilk başta. Ama bizim Darth Vader da burada. Oğlum var ya, ben bunu ilk başta görseydim al s**lardı. Zafer önüne geçsene, çekeyim. Yoo. Oğlum harbi heykel gibi duruyor lan, hiç kıvırlamıyor nasıl. Oğlum şimdi bir anda böyle deyip bizi korkutacak, altımıza s**. Yok yapmaz da. Hareket ediyor aslında, görmüyorsunuz. Kıyafetle. Gözünü kırpıyor mu? Kırpıyor. Yok kırpmıyor. Bak gördün mü? Güldün. Yok değil mi? Yok lan, yok yapma. Şimdi laf yeriz falan. Bye bye. Ha, elini. Şimdi çekerim ya. Gel biz Darth Vader'ın yanına gidelim, gel. Bay baba, sana teşekkür etti. Allah sana da bir on koordinat bir bak. Hello. How are you? Bizi tanıdı bak, gördün mü? Hemen tanıdı bizi. Onun başka isteyen 50 kuruş, 10 kuruş. Onda ne yaptın? Orada da bir tane aynı benzerine teyze var, onu al. Bak bak şurada bak. Ana. Aynı dayı gibi burada da başka birisi var arkadaşlar. Bak şöyle göstereyim. Bak şurada bak. Lipan mı var? Bu da heykel gibi ya. Abi hiç hareket etme ya. Abi var ya, rollerini çok iyi yapıyorlar ya, böyle bir şey olamaz. Telefon şimdi gülerim. Oğlum çok korkmuş lan. Gülme bak, hak etti bu. He? Bu bir puan daha hak etti. At.
thank you. What? Fotoğraf çektirmek ister misin diye. Çeker misin sen? Tamam. Gel böyle çekeyim, alırız buradan esas. Thank you. Amına patıkların parayı şarlıyorlar ya. Ulan ya. Hak etti ama bir falan. Hak etti, hak etti. Don't worry families, I'm not really gonna do that, alright? Bu da burada milleti toplamaya çalışıyor yanına. As I said, right now I do look rubbish, but give me honestly 2 minutes, I'm gonna have an audience. Hello, how you doing, mate? Fine. Can you just look a bit more unimpressed at me? That'd be great. Perfect, nailed it. Alright, let's get it going. Ladies and gentlemen, showtime about to begin right now. Circus acrobatics comedy. Everything you need in your life is about to begin. Here we go. Atmospheric music to start off with. Okay, that's fine. At the starting of the week, televizyon. Televizyon. Kapıyorum burada. Televizyon. Evet, az önce ki adam bir sirk adamıymış, sirkte çalışıyormuş. İşte böyle birkaç şov yaptı ama tabi uzun sürüyor. Bizim de saatimiz geldi, artık sinemaya girmemiz lazım. Ay yaş, vay be, ulan be. İlk defa arkadaşlar bir Marvel filmini, hatta bir filmi yabancı bir şekilde izleyeceğim. İşte burada. Yani hiç altyazı bile yok, yani öyle söyleyeyim. Altyazı izleyeceğiz bu arada. Full İngilizce yani. Bayağı bir deneyim olacak. Bakalım, göreceğiz. Evet. Sinema salonuna girdik arkadaşlar. Oy oğlum, ne büyük lan. Of 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 of. Burada gişe var böyle. Şimdi yukarı doğru çıkıyoruz. Biletimizi göstereceğiz. Sen de QR'ını aç istersen. Of, şuraya bak. Tam benlik bir yermiş lan burası. Şunların bir fotoğraf çekelim, gel gel. Uf, arkadaşlar şimdi gişeden geçtik. Abi şuraya bak. Bak 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 bak. Arkama bak. Oo çok iyi lan. Abi ya sinema salonuna bak anasını satayım. Bu da şey, avatar. Abi yani var ya. Şu anda bir sinema salonuna aşık oldum arkadaşlar. Gerçekten aşık oldum. Abi burada IMAX salonunu düşünemiyorum. Bu arada arkadaşlar elim çok karanlık oldu lan, dur. Tepkilerimi film esnasında çekmeye çalışacağım, spoilersız bir şekilde tabii ki de. Ama eğer çekemezsem kesinlikle Instagram'a atacağım. Onu da yani YouTube'a atamazsam kesinlikle Instagram'da olacak zaten, hikayelerimde olacak. O yüzden Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Oraya filmde yapacağımız belki de tepkilerimizi koyabilirim. O yüzden takipte kalın mutlaka. Şimdi içeri gireceğiz, buralarda fotoğraflar çekilelim, devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi salona giriyoruz, salonu açtılar. Hadi bakalım, çok heyecanlıyım. Two. Thank you so much. Thank you so much. Okay, okay, no problem. Okay, thank you so much. Evet arkadaşlar, IMAX gözlüğümü de aldım. Bu Türkiye'dekinden farklı. Oğlum şuraya bak lan. Hello. Hello. Of 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 of. Oğlum çok iyi ya. Çok iyi. Şimdi dur, koltuk numaramıza bakacağız. 21, 22, tamam böyle gidiyoruz, gel. Oğlum şuraya bak. Oğlum bu bizim oradakilerin 10 katı lan. 10 katı yani. Böyle bir şey yok. Abi çok büyük. Oğlum şuraya bak. Oturduğumuz yere bak, şuraya bak. Oğlum aşırı yakın. Gel burası kanka. Burası 37 kanka. 37 benim mi? İstersen 38 senin olsun, fark etmez. Arkadaşlar gözlük de bu. İşte böyle. Ay süper ya, vallahi çok iyi. Şu an çok mutlu oldum. Çok güzel. Şimdi ufak bir yerleşelim arkadaşlar, ondan sonra mısır falan alacağız. Şu an çok heyecanlıyım. Ay baksana şuraya. Ne yapıyorsun lan? Evet film bitti arkadaşlar, şimdi filmden çıkıyorum. Anlatacağım. Şu anda çok fenayım. Arkadaşlar şimdi filmden çıktık. Of! Bu nasıl bir filmdi ya? Bu nasıl bir filmdi ya? Zafer benden önce çıktı. After Credit izleyemedi. Önce bir onu buldum. Sorry. Herhalde lavaboya gitti. Biz o sırada gelin şöyle
Ant-Man and the Wasp Quantumania filmini arkamız alarak sohbet edelim. Arkadaşlar gerçekten, yani şöyle söyleyeyim. Ya ilk faz mükemmeldi. Arkadaşlar ilk fazın ilk filmi gerçekten 2023'ün en güzel başlangıcını yaptı. Gerçekten yani şöyle söyleyeyim, bazı eleştirmenler düşük puanlar vermişler. Evet, yani şöyle söyleyeyim, kısa bir film, gerçekten kısa ama o kısalığı çok güzel bir şekilde doldurmuşlar, onu gördüm. Ve gerçekten şöyle söyleyeyim arkadaşlar, Thanos neymiş ya? Thanos neymiş arkadaşlar? Kang var ya, ortalığı dağıtmaya geliyor, var ya, ortalığın anasını verilecek. Yani gerçekten ama arkadaşlar bu filmi kesinlikle gelin izleyin. Çünkü bu film Multiverse Saga'nın 5. fazın ilk filmi ve gerçekten önemli. Özellikle Kang'in bir origin hikayesi olarak çok 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 önemli. Yani spoiler veremiyorum, anlatacağım o kadar çok şey var ki. Arkadaşlar bu arada eğer isterseniz filmin eleştirisini yapabilirim. Yani eleştiri videosu gibi bir şey yapabilirim. İsterseniz tabii ki de. Bunu da bu videonun altına yorum olarak belirtirseniz ben de ona göre hareket ederim. Gerçekten ya var ya, anlatamıyorum, kelimelere dökemiyorum. O kadar iyiydi ki. Ya zaten bu kadar büyük bir sinema salonunda izlemek de ayrıca bir keyifti. Onun dışında tabii ki de full İngilizceydi. Kesinlikle alt yazı yoktu. Full İngilizce bir şekilde izledik. Yani anlamadığım tabii ki de çok yer oldu. Anladığım yer oldu tabii. Ama bunu bir daha Türkiye'ye döndüğüm zaman tekrardan izleyeceğim. Çünkü anlamadığım yerler oldu dediğim gibi. Arkadaşlar zaten hepiniz öğrenirsiniz bunu izledikten sonra. İki tane after credit var, haberiniz olsun. Onun dışında ay söyleyeceğim çok şey var ama söyleyemiyorum. Gerçekten çok güzel ya. Yani var ya, özellikle iki after credit de yer yerine oynatacak bir after credit. Yani ama şunu anladım, Thanos hiçbir şeymiş. Biz Thanos'ta yaşadığımız korkuyla, yani bu Kang'de herhalde altımızı yapacağız. Ben onu derece söylüyorum. Altımızı yapacağız bu Kang'de. Şöyle dışarı doğru çıkalım çünkü daraldım burada biraz. Ay çok güzeldi ya. Vallahi hala bak etkisindeyim ha. Çok güzeldi. Oğlum sonu izlemen lazımdı. Bayağı iyiydi. Hatta sonunda bir alkış yaptık, görmen lazım. Aynen. Gel. Evet arkadaşlar, film bu şekildeydi işte. Sen ne diyorsun? Film gerçekten güzeldi. Ama Ant-Man dövüşmeyi bilmiyorum maalesef. Çok dayak yedi ama olsun, kazandılar. Hep de böyle olur zaten. Spoiler verme oğlum. Spoiler verme. İyiler kazanır yani, bu bir gerçek. Yani arkadaşlar film gerçekten çok güzeldi. Bu arada fazla tepki olmadı. Çünkü açıkçası çok da tepki olunacak yerler döktü filmde. After creditler dışında. After creditlerde gerçekten güzel tepkiler oldu. Onları da çektim. Onları Instagram hesabına görebilirsiniz. Şimdi buraya atarsam büyük ihtimalle telif yiyeceğim. O yüzden Instagram'a atacağım onları. Arkadaşlar bu şekilde hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten bir vlogun, hatta bir yani sinema vlogunun sonuna geldik. Mükemmel bir sinema vlogunun sonuna geldik. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.